şöyle konuştuk. Dedik ki bir an önce şu sunumu yapalım. Ondan sonra başkanımız hoş geldin diyecek, meselelerini anlatacak. Bize bilgi verecek esnafın sorunları neler. O çerçevede de biz bu bilgileri aldıktan sonra programımızı daha da zenginleştirmiş olacağız esnafımızla ilgili. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin değerli başkanı, değerli oda başkanlarım, odalarımızın değerli üyeleri, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi masası olan değerli basın mensupları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi masası olarak İzmir İl Başkanımız, İzmir İl Örgütümüz, İzmir Milletvekillerimiz ve masa mensuplarımızla birlikte sizleri ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretler sırasında bugüne kadar yanlış hatırlamıyorsam 39 tane Çetin Osman Bey, 39 ilimizi ziyaret ettik. Kaç kilometre yaptık? 4000 kilometreye yakın yaptık. 4000 değil, kaç? 40.000 mi diyordun? 40.000 diyordun, doğru. 50'yi de bulmuşuzdur. Öyle mi Gökhan Bey? Siz hesap tutuyordunuz. Dolayısıyla Türkiye'nin önemli şehirlerini, çeşitli bölgelerini dolaşma, oralarda esnaflarımızla bir araya gelme, iş adamlarımızla, iş insanlarımızla birlikte olma imkanını bulduk. Tabii Türkiye'nin çok ciddi sorunları var. Ama bugün bu noktaya nasıl geldiğimizi özetlemeye çalışırsak, aynı anda iki tane krizi birlikte yaşıyoruz. Ya da iki büyük sıkıntıyı birlikte yaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin 2000'li yılların başındaki krizden sonra izlemeye başladığı program artık bugün bu ülkenin ihtiyaçlarına ve dünya konjonktüründeki değişikliğe cevap vermiyor. Yani sıcak parayla ekonomiyi şişirme modeli artık yürümüyor. Sıcak para kısmı gelmiyor ama şu andaki mevcut hükümet ısrarla şişirme kısmını, yani krediyle, borçla ekonomiyi büyütme kısmını hala daha sürdürmeye çalışıyor. Ancak sıcak para gelmeyince bunu yapmaya çalışırken de tüm iktisadi hayatın çeşitli alanlarını ciddi şekilde tahrip ediyor. Dış dengemiz bozuluyor, cari açığımız rekordan rekora koşuyor, rezervlerimiz, döviz rezervlerimiz bitmiş vaziyette, enflasyon aldı başını gitti, büyümenin niteliği, yani beton dışında ihracata dönük döviz kazandırıcı mal üreten bir büyüme olması, çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki dengeyi bozmadan bir büyümenin gerçekleşmesi artık söz konusu olmuyor. Hep çalıştıranlar lehine bozulan bir dengeyle ya da faizden, ranttan kazananlar lehine bozulan bir dengeyle karşı karşıyayız. Diğer taraftan ben mi götürüyorum sen? Şunu sen götürüver. Diğer taraftan ucube bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye bir sistem geldi. Aslında tam bir tek adam rejimi. Bugün artık ülkede kural yerine kral var. Bunu bana Polatlı'da bir çiftçi söylemişti. Biz kral değil kural istiyoruz demişti ama bugün ülkede kural yok, kral var. Gece yatıyorsunuz, sabah uyanıyorsunuz, bütün oyunun kuralları bir anda değişebiliyor. Her şey tek kişinin iki dudağının arasından çıkacak söze bağlı. Yine bu sistem kurulurken kurumsal kapasiteler önemli ölçüde aşınıyor. Bazı köklü kurumlar yok oluyor. Türkiye'nin uluslararası ilişkilerinde Türkiye'nin güvenilir ortak olma algısı giderek zayıflıyor. Ve çok açık söyleyeyim, pandemiden sonra
dünyada meydana gelen değişiklikler, bu tedarik zincirlerinin kısalması, Çin'deki arz merkezlerinin dağılmaya başlamasıyla birlikte önemli fırsatlar var önümüzde. Ama tek adam sisteminin devlette yaratmış olduğu yönetim krizi nedeniyle ve de ekonomik sıkıntılar nedeniyle bu fırsatları kaçırma riski giderek artıyor. Şimdi burada milletin zenginleşmesi kral yerine kural olmasına bağlıdır diye bir şey ortaya koyduk. Özellikle burada sağ tarafta, size göre sağ tarafta olan grafiğe baktığınız zaman burada bir kurumsal kalite endeksi yapmaya çalıştık. Mesela en yukarıda katılımcılık ve hesap verebilirlik diye bir gösterge koyduk. Bu göstergede dünyada en iyi olan ülke hangisi ise ona 100 dedik, en yukarıya onu koyduk. Norveç'miş. Onun altında bizim de üyesi olduğumuz Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın üyesi olan ülkelerin ortalaması var. Onun en altında da Türkiye var. Türkiye'nin gerçekten katılımcılık ve hesap verebilirlik bakımından durumu içler acısı. Diğer bütün göstergelerle ilgili de bunu yaptık ve Türkiye'nin durumunu ortaya çıkarttık. Peki bu neye yarıyor? Hani hep söylüyoruz ya, Türkiye'de hukuk sisteminin olmayışı, hesap verebilir bir yönetimin olmayışı cebimizi boşaltıyor diyorduk. Bu doğru mu değil mi? Bunu test ettik. Bu sefer size göre sol tarafta olan grafiğe baktığınız zaman bu endekste kim ne kadar iyiyse onun gelirinin o kadar yüksek olduğunu görüyoruz. Demek ki milletlerin zenginliği büyük ölçüde kral yerine kural olmasına bağlı. Onun için biz diyoruz ki artık Türkiye'nin yeni kurallara, yeni kurumlara, yeni kadrolara ihtiyacı var. Bugün Türkiye'de kurumsal altyapının tamamen çöktüğünü görüyoruz. Ekonomide de çok ciddi sıkıntılar var. 2018'in Temmuz ayından bu yana Merkez Bankası'nın döviz kasası hızla boşaldı. 128 milyar dolar buharlaştırıldı. Daha hala da 60-70 milyar bu senenin başından beri buharlaşmaya devam ediyor. 3 Hazine ve Maliye Bakanı, 4 Merkez Bankası Başkanı, 5 de TÜİK Başkanı gördük. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı gördük. Ve en sonunda da ekonomi tek kişinin ağzından çıkan, kerameti kendinden menkul, dünyada hiçbir iktisatçının kabul etmediği bir safsataya kurban edildi. Faiz sebep, enflasyon netice. Türkiye'de enflasyon tek haneli rakamlara düşmüştü. En son işte dünyada da arttı dendi, %20'nin altında bir yerdeydi. Fakat faiz sebep, enflasyon netice deyip Merkez Bankası başkanları, ekonomi ve maliye bakanları değişti. Faizler düşürülmeye başladı. Ondan sonra enflasyon da %80'leri buldu. Sonuçta ekonomide belirsizlik arttı. Şimdi bakın, sol taraftaki grafiğe bakarsanız Türkiye'de o griyle taranmış kısımda, yani koyu renkli duran kısımda kurla ilgili beklentiler var. En yüksek kur beklentisine baktığınız zaman yıl sonu için, 12 ay sonrası için 25 lira. En düşük kur beklentisine baktığınız zaman da 20 liranın altında bir rakam. Türkiye'de hiçbir zaman bu marj bu kadar açık olmadı. Yani sizler esnafsınız, en iyi bunu siz anlarsınız. İş aleminin içinde, iş yapan, bu işle ilgili olan bankacılar içinde insanların bir kısmı diyor ki bu 25 bin liraya, 25 liraya kadar gider. Bir kısmı da diyor ki bu 20 liranın altında kalır. Bu kadar büyük bir marj açıldığı zaman burada çok büyük bir belirsizlik var. İşin nereye gideceği bilinmiyor demektir. İşte bu kurdaki belirsizlik de Türkiye'de çok ciddi sıkıntılara yol açıyor. Ve reel kesim güven endeksi de hızla aşağı düşmeye başlıyor. Yani güven kalmıyor, güven düşüyor. Şimdi enflasyonla ilgili ne diyorlar? Enflasyonla ilgili diyorlar ki dışarıda da enflasyon var. Onun için bizde arttı. Evet, dışarıda da enflasyon var, doğru. Hatta
burnumuzun dibinde bir de savaş var. Ukrayna'yı işgal eden Rusya'da enflasyon ne kadar? %15. İşgal altında olan Ukrayna'da enflasyon ne kadar? %22. Peki Türkiye'de enflasyon ne kadar? %79,6, %80. Demek ki bu iş öyle dışarıdan falan değil. Bu iş basbayağı bizden. Zaten aşağıda göreceksiniz. İşte bizim de üyesi olduğumuz Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nda ortalama enflasyon %10,3, bizde 79,6. Toplamda bu. Gıda dediler. Bütün dünyada gıda enflasyonu oldu. Bizde de gıda enflasyonu var. Bizdeki enflasyonun nedeni gıda enflasyonu. Bakıyorsunuz yine OECD'de, yani dünyanın belli başlı ülkelerinin olduğu, bizim de üyesi olduğumuz OECD'de gıda enflasyonu %13,3. Bizde %94,7. Enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle bu enflasyon oldu diyorlardı. Yine bakıyoruz, gerçekten de ciddi artışlar olmuş enerjide. OECD ülkelerinde %40,7. Bizde ne kadar? %143. Dolayısıyla dünyada ne kadar enflasyon varsa bizde misliyle var. Peki, bir model dediler, bir şeyler söylediler. Türkiye modeli yaptık dediler. Bu kur evet yukarı gidecek önce ama sonra cari açık düşecek. Cari açık düşünce rezervler gelecek. Rezervler artınca kur normalleşecek. Enflasyon da düşmeye başlayacak dediler. Bu işe başladılar. Bu iş başlayalı beri Türkiye'de cari açık her ay rekor üstüne rekor kırıyor. Demek ki bu model çalışmıyor. Cari açık rekor üstüne rekor kırıyor. Ama bir yıl içinde ödenmesi gereken borçlar da rekor üstüne rekor kırıyor. Türkiye'nin önümüzdeki bir yılda ödemesi gereken borç miktarı 182 milyar dolar. Bunu ödeyeceğiz, yerine 180 milyar dolar daha bulacağız. Çünkü öbür tarafta da cari açığımız var. Onu da finanse etmemiz gerekiyor. Ve en yüksek borç ödemesi de reel sektör dediğimiz özel kesim. Bu arada Merkez Bankası'nın net rezervleri de -52,7 milyar dolar. Swapları, yani kısa vadeli alınan borçları, hızla ödenmesi gereken borçları hariç tuttuğumuzda 52,7 milyar dolar. Kasa boş. Bitmiş, tüketilmiş. Peki, kötü yönetim sebep diyoruz. Esnafın bütçeden hak ettiği desteği alamaması sonuçtur. Kimler bütçeden ne alıyor? 7 aylık bütçe uygulaması var önümüzde. Çiftçiler ilk 7 ayda 23,6 milyar Türk lirası almış bütçeden. Esnaf Halk Bankası desteği olarak 5,3 milyar. KOBİ ve esnafa hibe desteği diye bir kalem var. KOBİ de var içinde. Orada da 1 milyar 6 milyar almış. 6,2 milyar Türk lirası almış. Peki faize ne ödemişiz? 151 milyar ödemişiz. Peki kur korumalı mevduat diye bir ucube getirdiler. Biliyorsunuz eskiden DCM diye bir hesap vardı. Türkiye bundan kurtulana kadar canı çıktı. Bu aynı 5 aşağı 5 yukarı DCM'nin aynısıdır. Bankaya diyor ki sana para yatıran adama %13+3, %16 faizini öde. Ama de ki eğer Türk lirası yabancı para karşısında değer kaybederse aradaki farkı hazine size ödeyecek. Ben de bunu ödeyeceğim diyor. Ve bunu söylerken de açıklarken de ne dedi? Devlet kimsenin cebinden, devletten de vatandaşın cebinden de bir kuruş para çıkmayacak. İlk 7 ayda vatandaşın cebinden, devletin cebinden bu iş için çıkan para da 60,6 milyar. Yani mevduat sahibine 60,6. Devlete borç verenlere 151 milyar. Esnafa 6 milyar.
hak mıdır, reva mıdır? Ve Türkiye'de maalesef bu pandemi döneminde de en büyük sıkıntıyı çeken kesim esnaf. Şimdi baktığınız zaman sağ tarafta yukarıda bir grafik var. Bu G20 ülkeleri dediğimiz ülkeler içinde pandemi döneminde ne kadar borç verilmiş, ne kadar doğrudan destek verilmiş, hibe desteği verilmiş. İnsanlar ayakta kalsın diye. Baktığımız zaman bizim yani G20 içinde bize benzeyen ülkelerden bir grup oluşturduğunuzda doğrudan destekte Türkiye sondan üçüncü, kredi ve borç vermede birinci. Şimdi bakın, pandemi döneminde esnafa ne dendi? En basiti toplu taşıma yapanlardan başlayalım. Yarısı kadar yolcu taşıyacaksın, koltukları boş tutacaksın, şu olacak, bu olacak. Lokantalar kapatıldı. Eğlence yerleri iş yapamadı. Sonra dönüldü bunlara, denildi ki al sana borç. Bu borcu al, sonra bana ödersin. Bu dönemi böyle atlat. Şimdi işini bırak, işini durdur dediğin adama borç vermek ne demek? Peki dışarıdaki adam ne yaptı? Örneğin İngiltere'de, Glasgow'da bizim temsilcimiz var. Sordum ne yaptılar İngilizler diye. Şunu yapmış. Durduğu günde kaybettiği ciro ne kadarsa 5 aşağı 5 yukarı işte işçiye ödediği parayı doğrudan ödemiş, diğer şeyleri ödemiş, adama da karını ödemiş. Doğrudan destek vermiş. Kalkıp da sana şu kadar kredi veriyorum, sonra bana ödersin dememiş. Sana hibe veriyorum demiş. Çünkü ben sana dur dedim demiş. Başka dedim bizim gibi kredi veren ülke var mı? Dediler ki Amerika var. Amerika'ya bir bak. Amerika'ya baktım. Amerika doğru kredi vermiş. Ama sonra esnafa demiş ki çalışmadığın günlerde kaybettiğin parayı, işçine ödediğin parayı, ödediğin kirayı, bana verdiğin vergiyi bundan düş. Geri kalanını bana kredi olarak ödersin. Kalıyorsa eline bir şey demiş. Bütün dünya bunu yaparken biz esnafa demişiz ki biz sana borç vereceğiz, hem de faizli borç vereceğiz. Sen bize bunu ileride ödeyeceksin. Bugün geldiğimiz noktada esnaf gerçekten ülkede en fazla borcun altında ezilen kesimlerden bir tanesi. Esnafın durumu bu da, devletin durumu farklı mı? Devletin durumuna baktığınız zaman siz esnafsınız. Böyle bir durum olduğu zaman ne anlama geldiğini bilirsiniz. Bugün devletin ödeyeceği faizler topladığınız zaman devletin ödeyeceği borçtan daha fazla. Yani faiz borcu geçmiş. Burada işte grafik orada görüyorsunuz. Devletin ödeyeceği faiz, devletin ödeyeceği borcu geçmiş vaziyette. Bütün bu sorunlara rağmen Türkiye'nin çok önemli üstünlükleri var. Türkiye 4,5 saatlik uçuş mesafesinde 58 ülkeye, 1,5 milyar nüfusa, 22 trilyon dolarlık pazara erişim imkanı olan bir ülke. Başka bu durumda olan ülke sayısı çok az. Bu pazarlar da dünyanın en zengin pazarları. Önümüzde çok büyük imkanlar var. Bu imkanları ayrıca genç bir nüfusumuz var. Demografik fırsat penceremiz halen açık ama zamanımız da daralıyor. Kayıt dışılık artıyor. Genç işsizliğimiz artıyor. Buralarda hemen tedbir almak lazım ve bu fırsatları değerlendirebilmek için de yeni bir ekonomik modeli hayata geçirmek lazım. Bunları yapabilirsek Türkiye orta gelir tuzağından çıkar, Avrupa Birliği'ne hızla yakınsar. Peki bunu yapabilmek için ne lazım? Şunu söylüyoruz. 3 şey lazım diyoruz. 3 yeni lazım önce. Yeni kurumlar lazım, yeni kurallar lazım, yeni kadrolar lazım diyoruz. Ve yeni kurumlar dediğimiz zaman da bugün milletimizin cebini boşaltan bu ucube cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir an önce bırakılıp yeniden bu millet iradesinin tecelligahı olan parlamenter sistemin hakim olduğu bir yönetim biçimine hızla geçmemiz lazım diyoruz. Bu 3 yeni ile birlikte 4 tane de sütun üzerine oturması lazım bizim
büyüme stratejimiz. Bir kere herkesin adalete erişimini sağlayarak her düzeyde etkili hesap verebilir, kapsayıcı kurumlar oluşturarak demokrasiyi güçlendireceğiz, can ve mal güvenliğini sağlamamız lazım. Bunun için demokratik parlamenter sisteme geçeceğiz, tarafsız cumhurbaşkanı olacak, kuvvetler ayrılığını güçlendireceğiz, yeni bir seçim yasamız olacak, siyasi ahlak yasasını çıkaracağız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kesin hesap komisyonunu kuracağız ve merkez ve Sayıştay'ın, sarayın vesayetinden kurtulmasını sağlayacağız. İkinci ayak, ekonomiyi sıcak parayla şişiren değil, üreterek verimlilikle zenginleştiren bir büyüme stratejisi olması lazım. Ekonomide üretim odaklı, rekabetçi ama rekabetçi bir yaklaşımımız olması lazım. Eğitim politikalarını yeniden şekillendirmeliyiz. Kamu ve özel arasında yeni bir diyalog biçimini kurmalıyız. Strateji ve planlama teşkilatını kurmalıyız. Katılımcı, etkili ve stratejik bir planlamayla ülkenin altyapısını yeniden ülkenin önünde dar boğaz oluşturmayacak şekilde düzeltmeliyiz. Kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi desteklemeliyiz. Yenilikçiliği, dijital altyapıyı güçlendirmemiz lazım. Yeşil mutabakata uyum sağlamamız lazım. Herkesin erişebileceği temiz, güvenilir, sürdürülebilir ve çağdaş enerji altyapısını oluşturmamız lazım. Gıda güvenliğini ve iyi beslenmeyi sağlayacak sürdürülebilir tarımı desteklemeliyiz. Ekonomik ve sosyal konseyi çalışır hale getirmeliyiz. İş adamı, iş insanı, esnaf, işçi, çalışan, bunların hepsinin bir arada ülkenin geleceğiyle ilgili görüşlerini söylemeleri lazım. Bir de ulusal vergi konseyini kurmamız lazım. Üçüncü ayak, büyümenin kapsayıcı olması lazım. Bugün bütün dünya artık bunu kabul ediyor. Eğer refahtan herkes adil bir payı almıyorsa, o zaman o büyüme sürdürülebilir olmuyor. Yani şunu söyleyeyim. Bir ekonomide sürekli birileri kazanıyor, sürekli birileri kaybediyorsa o ekonomi yürümüyor, bitiyor. Aynen misket oyununda olduğu gibi. Yani oynuyorsunuz, işte yere dizmişsiniz misketleri. Bir tanesi bütün misketleri üttüğü andan itibaren oyun bitiyor. Halbuki ekonomide oyunun bitmemesi lazım. Onun için de insanların refahtan paylarını almaları lazım. Bütün bölüşüm sürecinde bu yapılmalı ama en önemlisi de bu sürecin dışında kalan zaman zaman insanlar varsa burada da aile destekleri sigortasını kurmak suretiyle devlet yardımlarını lütuf değil bir hak şeklinde ihtiyaç duyulduğu andan itibaren insanlarımıza verebilmemiz lazım. Bir başka ihtiyacımız ise bozmadan, yok etmeden kesintisiz kalkınma yani sürdürülebilirlik. Bir çevreyle ilgili olarak sürdürülebilirlik önemli. Burada da iki tane şeye uymamız lazım. Biri Paris İklim Anlaşması. Diğeri de Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma ile ilgili belirlemiş olduğu hedefler. Bu ikisine uyarak işlerimizi yaparsak dışarıdan çok daha ucuz para temin etmemiz mümkün. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bunları yaptığımız andan itibaren daha hızlı büyüme imkanına kavuşuyoruz. Yetmez biraz önce ikinci grafikte gösterdiğim şey, bunları yapmamız halinde zaten kendiliğinden büyüme daha da yüksek oluyor. İkincisi, maliye ve para politikası sürdürülebilir olmalı. Yani ülkeyi borca batırmamalıyız maliye politikasıyla, para politikasıyla da enflasyonu azdırmamalıyız. Bu çerçevede Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığına da saygı göstermemiz lazım. Peki geleceksiniz iktidara, bu işi nasıl düşüreceksiniz, enflasyonu nasıl yapacaksınız diye sorduğunuzda. Bir kere her şeyin başında gelirken bir vaadimiz var milletimize. Diyoruz ki biz demokrasiyi, hukuk devletini, parlamenter rejimi yeniden kuracağız. Bu tabii son derece önemli bir değişiklik. Yani büyük bir ne diyelim devrim. Bunu yapmaya başladığınız andan itibaren bu iktidara zaten geldiğiniz gün bu vaatte beklentilerde çok ciddi değişiklik oluşturabiliyorsunuz. Bunun yanına böyle dünya gerçeklerinden kopuk olmayan, Türkiye'nin gerçeklerinden kopuk olmayan,
bir para politikasını, bir maliye politikasını, bir makro ihtiyati politika çerçevesini koyduğunuz andan itibaren bir kere Türkiye'yi istikrarlı bir yere doğru götürdüğünüz konusundaki algı artıyor. Bir de buna eğer mesela Avrupa Birliği üyelik sürecinin yeniden başlaması gibi bir takım dışsal çapaları da ekleyebilirseniz, o andan itibaren belirsizlik çarkını, bugün ülkenin en önemli sorunu olan belirsizlik çarkını kırarız diye düşünüyorum. Bununla birlikte Türkiye'de belirsizlik azalır, güven artar ve Türkiye'nin risk primi düşer. Yani dışarıdan daha ucuz borçlanma imkanını buluruz. Bunları yapmamız halinde istikrar döngüsü yeniden çalışmaya başlar. Kaliteli dış finansmana ulaşırız. Kur baskısından kurtuluruz. Enflasyon düşmeye başlar. Dolarizasyon düşmeye başlar. Risk primleri düşmeye başlar. Böylece buna da dört ayaklı stratejinin tüm eksenleri destek verir. Bunu gerçekleştirebildiğimiz anda, yani beklentileri değiştirip güveni yeniden sağladığımız andan itibaren de Türkiye yeniden kaliteli yatırım ve büyüme ortamına döner. Üretken yatırımlar artmaya başlar. Bugün bakıyorsunuz kapasite kullanımının sonuna geldi özel kesim. Hala doğru düzgün yatırım yok. Kapasite arttırıcı yatırımlar başlar. Dijital dönüşüme gerekli yatırımlar yapılır. Yeşil dönüşümle ilgili yatırımlar hızlanır. Bunun sonucunda istihdamda artış olur. Ücretlerde artış olur. Gelir dağılımında adalet sağlanır. En sonunda da ortaya sürdürülebilir, nitelikli, kapsayıcı, insan odaklı bir kalkınma süreci çıkar. Bu ne demek? Örneğin Türkiye'nin 5 yılın sonunda kişi başına gelirinin 20 bin dolara ulaşması demek. Bu ne demek? Örneğin Türkiye'nin 5 yılın sonunda bugün ilk 20 ekonomiden düştük, yeniden dünyanın en gelişmiş ilk 15 ekonomi arasına girmesi demek. Biraz önce ifade ettim. Yani gerçekten bu dönemde en büyük sıkıntıyı esnaflarımız çekti. Şimdi peki bütün bunları anlattığınız güzel dört ayak, üç yeni, buradan esnafa ne çıkıyor diye soracaksınız. Bugüne kadar biz bu krizde en fazla sıkıntı çeken kesimin esnafımız olduğunun bilinciyle sık sık bir takım önerilerde bulunduk. Mesela ilk bu kredi vermekten çok doğrudan destek verin, kira desteği verin, işi bırak kapatan, yani işini durdurduğunuz insanlara doğrudan destek verin diyen Cumhuriyet Halk Partisi olarak biziz. Ama daha sonra hem geç verdiler hem az verdiler. Bugün geldiğimiz noktada esnaf tabii bu süreçte çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Borcunu ödeyemeyen oldu, diğer konular. Esnafa hızla bir sicil affı getirmek lazım. Kira stopajını mutlaka kaldırmak lazım. Esnafımıza emeklilik, yani sıkıntı oldu bu emeklilik primlerinin ödemesinde, emeklilik için geriye doğru borçlanma hakkını tanımak lazım. Bağkur'a prim borcu olsa dahi esnafımızın sağlık hizmetinden mutlaka faydalanmasını ve ailesinin sağlık hizmetinden mutlaka faydalanmasını sağlamamız lazım. Yani borcu var diye sağlık hizmetini kesmek kadar adaletsiz hiçbir şey olamaz. Bir esnaf destekleri sigortası fonu kuralım diyoruz. Bir takım fonlar kuruldu bugüne kadar ama doğru düzgün çalışmıyor. Dolayısıyla ekonomik ve sektörel krizlerde mücbir sebep hallerinde esnafa destek olacak, iflas durumunda da yine belli bir süre için esnafa destek olacak bir esnaf destekleri sigortası fonu kurmayı öneriyoruz. Zincir market ve alışveriş merkezleri saatlerini esnafımızı ezmeyecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini söylüyoruz. Zincir marketlerdeki satılan malların kapsamı esnafımızın karşısında çok ciddi haksız rekabet oluşturuyor. Bu kapsamın da mutlaka süratle gözden geçirilmesi ve esnafın ayakta kalmasının sağlanması lazım. Bakın,
Bu sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada önemli bir mesele ve buna ilişkin çok ciddi programlar bütün dünyada geliştiriliyor. Çünkü esnafı kaybettiğiniz andan itibaren ekonominizde, ekonomiyi de kaybediyorsunuz, riskleriniz acayip artıyor. Ve son olarak söylediğimiz bir şey var. Esnafımızın bütün meselelerini tek elden çözebilmek için mutlaka bir esnaf bakanlığını kuracağız. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum.